Ben şunu sordum hocaya. Yeni çıkan bir takımın şu anda buralarda olmasında çok ciddi bir katkınız var ve bu bir başarıdır. Bundan sonraki süreçte de bu başarının devam edebileceği noktasında benim beklentim var dedim. Gerçekten çok derme çarpma kullanışlı değil. Sağ deseniz çok kötü bir durumda. O yüzden birçok sıkıntılarla mücadele ediyor. Sadece teknik adamlık, saha içindeki antrenman yapma veya takımı yönetme vesaire bunlardan ibaret değil. Bu dış etkenleri de oyunculara güzel göstererek hazırlamak çok önemli. Biz bunları başardığımızı düşünüyoruz. İlk iki takım bu üçünden çıkacak gibi duruyor. Tabii arada sürpriz olmayacak mı? Olabilir. Tuzlaspor bu sene şu anda yaptığı sürpriz gibi. İşte Giresunspor'un yaptığı çıkış ve ilk yarı lider bitirmesi gibi, ama tabii Giresunspor'un tahtayı açamaması durumda bu takımlarla ilk iki için özellikle söylüyorum, yarışabileceğini düşünmüyorum. Yok. Dünyanın En Güzel Ligi'ne hoş geldiniz. Nesine TV izleyicileri, sizlerle olan beraberliğimizde tabii ki Devrim Çetin ve bir de tabii ki her hafta olduğu gibi bir de konuğumuzla devam edeceğiz. Müthiş bir program sizleri bekliyor. Bunun hatırlatmasını başında yapayım. Ama önce Devrim abi hoş geldin. Hoş bulduk Melih, sen de hoş geldin. O zaman hocayı bekletmeyelim. Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Hoca'yı hemen yayınımıza alalım ve röportajımızı gerçekleştirelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim hocam. Diyorum, nasılsınız? Selam. Selam hocam. Saygılar. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. İyiyiz biz hocam. Hocam sorularımızla başlayalım ama ben Devrim abiye bırakmak istiyorum önce. Çünkü geçmişe dayanan bir tanışıklığınız da var sizin. Önce Devrim abiye sözü bırakayım. Sonrasında ben de sorularımı tabii ki paylaşacağım. Şimdi ben hocam başka yerden... Şimdi hocam ben başka yerden gireceğim. 30 sene öncesinden gireceğim Meri. Hocamın takımı hatta Mustafa Kemal Paşa Spor'da. Ben çok iyi hatırlarım hocam. Hocam soruyu aslında buradan geleceğim de. O dönem hiç unutmam. Kaleci Timur'la beraber gelmiştiniz. Çok da üst düzey bir kadro vardı hakikaten. İşte yaşça büyüklerimiz, sizin de büyüğünüz. Stoper Saadettin, orta sahada Metin, işte sol bek Yüksel, kaleci Suat, sağ bek Ertuğrul, Aydın, Dündar falan hocam. Sanki hocam şunu söyleyeceğim. Evet. O kadro üçüncülük kadrosu. Ya hocam o zamanki futbol daha mı kaliteli hocam sanki? Yani size oradan başlayacağım ilk sorumu. Tabii. Ben oraya Mustafa Kemal Paşa'ya geldiğim zaman ilk profesyonel deneyimimdi. 17 yaşındaydım. Tabii dediğiniz saydığınız isimlerin hepsi 34-35 yaşlarda olan abilerimizdi. Gerçekten de lig kalitesi o zamanlar şu duruma baktığımız zaman çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani yerli oyuncu bazında çok iyi oyuncular vardı. Takım olarak da gerçekten bir üçüncülük, şu andaki birincilik ayarına yakındı. Yani bunu hiç mübalasız söylüyorum. Çok kaliteli, çok iyi oyuncular vardı. Tabii o zamanlardan bu zamana kadar çok şeyler değişti. Lig kalitesi de bayağı düştü. Araya yabancılar girdi. Birçok şey oldu ama evet dediğin gibi o zamanki kaliteyi hala arıyoruz. Yani biz o zamanki oyuncu grubundan şimdi yakaladığımız zaman sımsıkı sarılıyoruz. Bırakmıyoruz. Hocam çok kısa şunu sormak istiyorum. Şimdi ekranlara da geliyor. Hep şunu düşünürüm. Futbolcu kenara baktığı zaman bir karizma görmek ister. Bir orada bir çekinmesi gerekir futbolcunun. Bir acaba hata yaparsam ne olur ne biter noktasında bir düşünmesi gerekiyor. Ve hocam sizin gerçekten hani hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Yani karizmanızın, gerçekten saha kenarındaki duruşunuzun, tavırlarınızın hayranıyım. Birçok hocanın da bence böyle bu şekilde olması gerektiğini düşünenlerdenim. Bununla ilgili düşünceleriniz neler? Bu durumlarla karşı karşıya kalıyor musunuz? Var mı hiç böyle bir anınız? Sizden alalım hocam. Tabii bunu duymak güzel bir şey. Siz ifade ettiniz. Benim kendimi anlatmama gerek yok. Bizim bir normal bir duruşumuz var. Bir yapımız var. Bu yapımızı ne kenarda da, ne saha içinde ne saha dışında çok da değiştirmiyoruz. Bizim işimizin en önemli püf noktalarından bir tanesi samimiyet. Biz nasıl saha kenarında samimiysek saha dışında da antrenman içinde aynı samimiyeti taşıyoruz. Yani tabii siz bunu söylüyorsunuz. Teşekkür ederim. Sizin bakan gözleriniz güzel. Bizim de hoşumuza gidiyor. Tamam. Oyuncularla böyle güzel bir elektriğimiz oluyor. Doğrudur. Onlar bizi gördüğü zaman biz onlara bir şey söylediğimiz zaman güzel reaksiyonlar alıyoruz. O da bizi mutlu ediyor. Kesinlikle yani hocam. Şunu sormak istiyorum. Karizma. Evet. Buyurun. Buyurun. Buyurun hocam, estağfurullah. Tamam, ben bitirdim sözümü ya. Bir sıkıntı yok. Hocam şöyle, pandemiyi sormak istiyorum. Çünkü tüm takımlar etkiledi. Yukarıda, aşağıda tüm takımları, tüm oyuncular etkiledi. Yani ben görüştüğüm özellikle futbolcularla noktasından da yola çıkacak olursak hani sürekli test olmak dahi bile insanı zorlayan bir şey olduğunu söylüyor futbolcular, teknik adamlar. Bu durumla ilgili neler yaşanıyor takımda? Sizi nasıl etkiledi pandemi? Bunu da merak ediyorum. Şimdi biz pandemi döneminde geçen yıl şampiyonluk yaşadık. Geçen yıldan bahsedersek bu tarafa doğru geleyim. Evet. Biz pandemiyi bir fırsat yılı olarak kullandık. Gerçekten çok çalıştık. Herkes pandemi zamanı dinlenme, istirahat verirken ben her gün İstanbul'a, yani 2 hafta çalışıyordum. 3 gün izin veriyordum. Manisa İstanbul arası mekik dokudum yani. 3 ay boyunca sırf antrenman yaptık. Oyuncu kalitemiz vardı fakat tempo olarak düşük bir takımdı. Biz onu playoff zamanına kadar müthiş bir şekilde kullandık. Tabii ki yeni sezona girerken de her hafta test olmamız benim takımımda olduğu gibi, bizi etkilediği gibi bütün oyuncu grubunu, bütün takımları etkiliyor. Mesela kesinlikle bazı maçlar oluyor. Bir maçta kampa girdim, bir baktım 3 tane oyuncum ateşlendi. 3 oyuncuyu kamptan çıkartıp yeni 3 oyuncuyu çağırmak zorunda kaldık. Dışarıda kalan 3 oyuncunun tekrar gelip adapte olması kolay değil. Her test olduğumuzda yüreğimiz ağzımıza, acaba bugün birisi pozitif çıkacak mı diye bir endişe yükleniyoruz işin gerçeği. Şöyle bir herkes negatif, temiz dediklerinde de bir derin bir oh çekiyoruz. Yani biz hafta içi bir taktik çalışma yapıyoruz. Birçok da kondisyon antrenmanı yapıyoruz. Ama hafta sonu geliyoruz. 2 gün evvelden bir test oluyoruz. Bir bakıyoruz aramızdan 1 kişi 2 kişi çıkıyor. Yani o 1 kişi 2 kişi çıktığı zaman bütün takıma sirayet ediyor. Neden? Acaba ben temas ettim mi? Acaba bana bir şey oldu mu? Benden aileme bir şey geçti mi diye birçok duygular yaşıyoruz her hafta. Bunun tabii ki şanslı tarafı ne? Çok erken teşhis koyuluyor. Çünkü biz 4 günde bir test oluyoruz oyuncu grubuyla beraber maça çıkabilmek için. Bizim için o yönden şanslıyız fakat o 4 günde bir de o stresi yaşamak beni ve oyuncu grubunu ciddi anlamda etkiliyor yani. Devrim abiye sözü bırakayım. Hocam ben Devrim abinin bu noktada bakalım neler soracak diyorum ama Devrim abinin internetiyle ilgili çok kısa bir problem yaşadık. O zaman ben devam edeyim Devrim abi gelene kadar. Hocam 1. Lig'de biraz daha sabır konusunda da sıkıntılar olabiliyor. Yani şöyle birkaç üst üste kötü sonuç sonrasında yönetimler yolları vesaire ayırabiliyor ama siz bu anlamda devam ediyorsunuz sezon başına beri. Bu çok önemli. Bu gerçekten hani sabır konusunda biraz yönetimlerin her takımda, birçok takımda bunu yaşıyoruz. Hatta 1. Lig'den Süper Lig'e çıktıktan sonra bu tolerans biraz daha az oluyor hocam. Sezon başından bu yana gerçekten iyi bir giden grafiğiniz var. Alttan gelmiş bir takım ve şu anda gerçekten çok iyi bir performans gösterdiğinizi ve sıralamada da oldukça iyi bir noktada düşünüyorum. Siz neler söylersiniz bu haftaya kadar, bu sürece kadar yaşadıklarınızdan? Ya tabii ki futbol bir sonuç oyunu. Bu sonuçlar da sizin lehinize gelişirse sizin adınıza işler iyi gidiyor. Tabii ki burada iyi gitmediği anlarda eğer başınızdaki başkan ve yönetim size inanıyorsa, sizin yaptıklarınızı doğru buluyorsa, yani kötü gidişatının da sebebini de eğer başka nedenlere bağlıyorsa arkanıza durması, yanınıza durması çok çok önemli. Ben her zaman şunu söylüyorum. Eğer bir takımda başarılı olmak istiyorsanız, bir kulübün başarılı olmasını istiyorsanız, birinci istikrar, yönetim ve başkan istikrarıdır. İkincisi teknik adam istikrarıdır. Üçüncüsü oyuncu grubunun istikrarıdır. Yani eğer bu istikrarı koruyabilirseniz eninde sonunda başarılı olacaksınızdır. Şimdi bir takımda 3 maç 4 maç kötü gitti. Ayda yeni bir teknik adamla tekrar anlaştı. Onun tekrar bir felsefesi, benim kurmadığım bir takım söylemleri, işte benim elimde sihirli değnek yok söylemleri. Yani bir sürü şeyler, bahaneler duyabilirsiniz. O yüzden burada teknik heyetine, futbolcu grubuna sahip çıkan yönetimler genelde başarılı oluyorlar. Bize şu anda verilen imkanları iyi kullanıldık. Bu doğrultuda da neticeler de sonuçlar da bizi Allah'a şükür destekledi. Ki biz gerçekten zor işler başarıyoruz oyuncu grubuyla beraber. Neden hali hazırda bir tesisimiz yok, hali hazırda bir stadımız yok. İşte 2 gün evvel bu maçımızı Ümraniye'de oynayacağımızı söylediler. Ardından kalan 8 haftayı Sancaktepe stadında oynayacağımızı söylediler. Yani kendimize ait, evet takımların gelip de evet burası deplasman dediği bir stadımız yok ve bir tesisimiz yok. Bir tesisimiz var ama gerçekten çok derme çarpma, kullanışlı değil. Sağ deseniz çok kötü bir durumda. O yüzden birçok sıkıntılarla mücadele ediyor. Sadece teknik adamlık, saha içindeki antrenman yapma veya takımı yönetme vesaire bunlardan ibaret değil. Bu dış etkenleri de oyunculara güzel göstererek hazırlamak çok çok önemli. Biz bunları başardığımızı düşünüyoruz. Şu anda da yönetimle, gayet başkanla uyum içinde çalışıyoruz. Bir sıkıntımız yok ama burası Türkiye. Yarın bir gün ne olur? Gerçekten onu bilmiyoruz. Ama biz bir felsefemiz var. Bakın bir Taner Taşkın'ı incelediğiniz zaman bu liglerde 3 tane şampiyonluk yaşadık, 5 tane playoff oynadık. Hep yarışmacı hoca olduk. Ciddi işler yaptık. İşimizi de şerefimizle, namusumuzla yapmaya çalışıyoruz. Bu da bizim için önemli. Bu doğrultuda da Allah sağlık ömür verdiği sürece bu işin en üst noktasına kadar yapmak için biz bu işi mücadelesini ekibimle beraber vereceğiz. Söz Devrim abi de. Devrim abi sorularla devam edelim. Hocam Anıl Karayar geldi, Rayko Rotman geldi, İsmail Akhtan geldi. Bunların dışında transferin artık son işte 10 günü falan hocam yani. Bunların dışında transfer düşünüyor musunuz? Bir de pilot takımınız var aslında Diyarbakır Spor. Bazı oyuncuları evet, yani sezon başında da devre arasında da o takıma gönderiyorsunuz. İşte birkaç isim var. Yani işte Kutay'ın, Baran'ın oraya gideceği konuşuluyor, yazılıyor sosyal medyada. Bununla ilgili hocam sizden yorum bekliyorum hocam. Şimdi transfer konusunda şu anda çok aşırı derecede bir kadro derinliğimiz yok. Şu anda 3 kaleciyle beraber 24-25 oyuncu civarındayız. Bizim ilk devreye baktığımız zaman 20-25 günde kurulmuş bir takımımız var. Çok kısa zamandı. Bu transferlerde doğru yaptıklarımız, hata yaptıklarımız da oldu. Verim aldıklarımız, verim almadıklarımız da oldu. Şunu net gördük. Kanat oyuncularına ihtiyacımız var takım olarak. Zannedersem 2 veya 3 oyuncu, bir de forvet olarak bir tane daha bir alternatif oyuncu, Turam'a iyi bir alternatif olacak bir oyuncu almayı planlıyoruz. Yani yaklaşık 3 oyuncu daha almayı planlıyoruz. Eğer bunu becerebilirsek, eğer istediğimiz oyuncular olursa, elimizdeki mevcut oyunculardan daha kaliteli, daha iyi bir oyuncu bulursak mutlaka bu 3 oyuncuyu da kadromuza katmak istiyoruz ki zaten iyi bir kadromuz var, kıymetli bir kadromuz var. Bunlarla beraber daha da güçlenmek istiyoruz. Çünkü ikinci devre maçlar çok çok daha zor olacak. İkinci sorunuza gelince Kutay ve Baran sezon başı büyük ümitlerle aldığımız, hatta Kutay'la beraber 2 tane maç kazandık. Onun girdiği Eskişehir ve Balıkesir maçlarında attığı gollerle 3 puan almasını bildik. Çok katkı sağlayacak ama tabii ki bu çocuğun sürekli oynamaya ihtiyacı var. Öbür tarafta da Diyarbakırspor'un bir şampiyonluk hedefi var. Aslında orası bizim için biçilmiş bir kaftan. Bu 2 oyuncu da oraya verildi ve önümüzdeki yarım dönem orada daha çok maç oynayarak gelişimlerini sağlayacaklar. Bu yönden verdik. Yoksa o çocuklar da bugün bizim kadromuzda yer alabilirlerdi. Ama biz onların gelişimini daha iyi bir hale getirmek için oraya gönderdik. İnşallah orada şampiyonluk yaşayıp gelecekler. Hocam şunu soracağım. Haydar gibi, Erdem gibi üst düzey tecrübe. Yani hakikaten hem yaş olarak hem oynadıkları maç sayısı itibariyle. Ama çok enteresan bir tabii. Bir de Gökçen var mesela. Yani çok konuşuldu. Yani sosyal medyada yazdı çok. İşte Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un ilgisi olduğu yazdı. İşte Filip Angelar'ı Ofspor'dan aldınız. Haydar'dan sonra o da şans buldu. İşte Ahmet Yazar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hakikaten bazı maçlarda öne çıkıyor. Hani bu 3 oyuncu ile ilgili hocam bir kulübe teklif gibi bir şeyler oldu mu? Var mı hakikaten böyle bir ciddi durum? Şimdi Haydar da Erdem de bizim için çok önemli karakterler. İkisi de çok tecrübeli, gerçekten işine çok sadık, tam bir profesyoneller. Gençlerimize çok güzel de abilik ve kaptanlık yapıyorlar. Gökçen konusunda da bizim geçen sene şampiyon olan kadromuzda 2 oyuncumuz kaldı. Bir tanesi Gökçen'di. Gökçen gerçekten gelişime çok açık ve çok bana göre üst düzey yetenekleri olan bir oyuncu. Geçen sene 8 numara pozisyondaydı. Biz onu bu sene 10 numara pozisyonunda oynatıyoruz ve orayı da çok iyi oynuyor. Birçok teklifler de alıyor ama şu an için onu vermeyi düşünmüyoruz. Eğer onunla ilgili bir tasarruf olacaksa mutlaka sezon sonunda değerlendireceğiz. Kaleci Filip 3. kalecimiz konumundaydı. 2. kalecimiz Metin de bizim. Metin'in sakatlanmasını fırsat bilip iyi bir çıkış yakaladı. Yani eline güzel bir fırsat geldi. Orada da o da iyi işler yaptı. Ben de bu yarışın içinde olacağım dedi. 3 tane iyi kalecimiz var. Haydar, Metin, Filip. Bunların içinde en hazır olanı, bir tık daha enerjisi yukarıda olanı sahaya süreceğiz. Ama Metin'in kaleciyle ilgili şunu söyleyebilirim. Gelecekte Türk futboluna iyi bir kaleci geliyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Filip'le ilgili diyorsunuz değil mi hocam? Tabii evet. Filip'le ilgili. Şimdi hocam kadroya baktığınızda siz söylediniz. Haydar, Metin, Filip. İşte Erdem, Samet oynuyor. İşte sol bekte Ferhat, Yasin. Stoper'de en son Anıl geldi. Tarık, İsmail. Orta sahanız da aslında yani isim olarak yani yeterli gözüküyor. Hakikaten ön tarafla ilgili en azından bu eldeki mevcut kadroyu zorlayacak oyuncular. Kendiniz de söylediniz hocam. Sene sonunda mesela yani ben sezon başında bu kadar çok hani Gökçen ve Samet dışında komple takımı değiştiren bir takımın şahsi fikrimi söyleyeyim. Bu kadar başarılı olacağını beklemiyordum. Yani iyi isimler aldınız. Evet playoff'u zorlayabileceğini düşünüyordum ama bu kadar zaman zaman lider de olacağını düşünmüyordum. Sene sonunda hocam direkt bu takım ilk 2'den çıkar diyebiliyor musunuz hocam? O takviyeleri yaparsanız. Yani çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Bunu Allah bilir ama ben şunu söyleyebilirim. Yarışmanın en ciddi takımlarından bir tanesi de biz olabiliriz. Şimdi baktığımız zaman Adana Demir ve Samsunspor zaten ellerinde mevcut çok iyi bir kadroları var. Fakat buna rağmen çok ciddi, çok iyi oyuncular aldılar. Yani işin gerçeği biz yıllardan beri bu iş yapıyoruz. Çok transfer, çok iyi oyuncu almak demek, karşılığı şampiyonluk demek değil. Ama şimdi bir bakıyorsunuz Samsun'da Gudio çıkacak, Yasin girecek veya Gökhan Karadeniz girecek, çıkacak, İlyas girecek. Yani her oyuncu orada çok ciddi katkı sağlayacak oyuncular. Aynı şekilde Adana Demir'e de bizler de bu takımlarla yarışabilmemiz için de bizim de elimizdeki oyuncuların mutlaka giren çıkanı aratmaması lazım yani. Herkes aynı seviyede olması gerekiyor. Şu anda bizde o mevkilerde kadro derinliği olmadığı için biz oraları takviye yapmayı düşünüyoruz ve bunları yaptığımız takdirde de iyi işler yapacağız. Ben şunu gördüm yıllarca. Bir takım şampiyonluğu iyi oyuncularla kazanmıyor. İyi takımdaşlığıyla kazanıyor. Eğer bu takımdaşlığı başınızdaki başkan, teknik adam, personel içinize sindirerek bu kenetlenmeyi başarabiliyorsanız bu şampiyonluğu yaşıyorsunuz. Yani bu konuda hem oyuncu olarak hem teknik adam olarak çok tecrübem var. O yüzden biz o takımdaşlığı yakaladık. Ona inanıyorum. İnşallah bunu kaliteye de yansıtırsak gelenlerle beraber neden olmasın yani bir Tuzlaspor sürpriz yapabilir. Şöyle soracağım hocam çünkü artık bitiriyorum. Kendi sorunlarımı bitiriyorum. Hani Karagümrük'ten bahsettik hocam aslında. Biz bu sene çok konuştuk Karagümrük'ü. Hani Türkiye olarak konuştuk. Evet. Stadı yok. Tesisle ilgili sıkıntı var. İşte antrenmanlarını Olimpiyat Stadı'nın oradaki yan sahada yapıyorlar. Statta her hafta bir değişik statta oynuyoruz. Siz de aynı sorunlardan bahsettiniz hocam. Yani Tuzlaspor da çıkarsa stat yok. Tesisle ilgili sıkıntı var. Siz de aslında göçebe gibi olacaksınız bir nevi bu takım çıktığı zaman. Evet. Aynı sıkıntıları çekeceksin hocam. Son sorum hocam soruyorum bitiriyorum. Birazcık ligin dışında memleketinizin takımı Manisa FK şu anda hani 2. ligde çok ciddi bir şekilde geliyor. Yani Manisa FK hakkında biz sizin görüşünüzü merak ediyorum hocam. Manisa FK çok iyi bir şekilde yönetilen bir kulüp. Tabii ki arkalarında eski kulüp başkanı ve belediye başkanı Sayın Cengiz Ergün'ün olması önemli bir faktör. Baktığımız zaman gerçekten kurumsallaşmada önemli adımlar atılır. Saha ve tesis olarak önemli adımlar atılır. Para sıkıntıları hiçbir şekilde yok. Ödemeler günü gününe oluyor. Ve bu sene çok daha doğru işler yapıyorlar. Serkan Özbalta hocamızla beraber daha ciddi, daha iyi bir takım haline geldiler. Geçmişte yapmış olduğu yanlışlıklardan geri döndüler. Bu sene tabii ki şu anda puan farkını da açtılar. Ama lig bitmedi. Tabii ki sonuna kadar bu iş gerçekten çok ciddi bir iş. Bu aradaki puan farkları kapanabilir. O yüzden bence işe ciddiye başlayarak bu puan farkını açarak Manisa FK'nın şampiyonluk ipini göğüsleyeceğine ben umut ediyorum. Biliyorsunuz diğer Manisa Spor şu anda içler acısı, çok kötü durumda. Çok ciddi borçları var. Üçüncülükte küme düşmüştü ama bu sene pandemiden dolayı tekrar liglere devam ediyorlar. Ama kalsalar bile ciddi sıkıntılar yaşayacak bir kulüp, ama alttan filizlenen, yeni gelen bir FK da var. Burada tabii ki Sayın Cengiz Ergün'e, kulüp başkanı Mevlüt Aktan'a da teşekkür etmek lazım. Manisa futboluna çok büyük katkı sağlıyorlar. Önümüzdeki sene inşallah onlar da birincilikte olacaklar diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık tüm değerlendirmeler için. Kırmayıp yayına bağlandığınız için. Rica ederim. Çok güzel, çok zevkli bir sohbet oldu. Ben de sizlere iyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. İkinci yarıda başarılar hocam size de. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, Devrim Çetin'le devam ediyoruz. Son bölümdeyiz. Devrim abi, neler söylersin bundan sonraki süreçte Tuzlaspor için? Yani ligi nerede bitirebilirler? Ben şunu sordum hocaya. Yeni çıkan bir takımın şu anda buralarda olmasında çok ciddi bir katkınız var ve bu bir başarıdır. Bundan sonraki süreçte de bu başarının devam edebileceği noktasında benim beklentim var dedim. Senin beklentilerini de merak ediyorum abi. Son olarak bunu konuşalım ve kapatalım. Ya şimdi hocanın dediği çok önemli. Yani Samsunspor, Adana Demirspor'un yaptığı transferler, Altay'ın yaptığı transferler belli ki bu ilk iki takım bu üçünden çıkacak gibi duruyor. Tabii arada sürpriz olmayacak mı? Olabilir. Tuzlaspor bu sene şu anda yaptığı sürpriz gibi. İşte Giresunspor'un yaptığı çıkış ve ilk yarı lider bitirmesi gibi, ama tabii Giresunspor'un tahtayı açamaması durumda bu takımlarla ilk iki için özellikle söylüyorum, yarışabileceğini düşünmüyorum. Yoksa hiçbir takım transfer yapmasa Giresunspor belki sonuna kadar götürecekti, ama Samsunspor çok güçlendi. Gökhan Karadeniz, işte Yasin, Hamrun, ondan sonra en sonda santrafor aldılar, Çernomor'dan Kayserispor'dan orta saha oyuncusu aldılar. Yani Adana Demirspor yapıyor transferler. Santrafor aldı, işte Aysayt'ı aldı falan, alıyorlar. Yani iyi kadro kuruyor. İşte Altay, Mehmet Erdem Uğurlu, Deniz Kadah gibi hakikaten ligin üstünde isimleri alıyor. Hocanın dediğine katılıyorum. Evet, ikinci yarı zor olacak. Ama en kötü ihtimalle bu takımın playoff'ta olması bile yeni kurulan bir takım için bence başarıdır diye düşünüyorum. Kesinlikle abi. Çok çok teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık değerlendirmelerin için. Dünyanın en güzel ligi tabii ki her hafta olduğu gibi bundan sonraki haftalarda da devam edecek. İzleyicilerimize saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.